%70 olan enflasyonu %40'lara kadar inmesi de bekliyorum. Merkez Bankası'nda son çeyrekte Kasım Aralık aylarına doğru da faizlerde indirime başlamasını bekliyorum. Dövizin çok çok hızlı hareket etmeyeceği anlamına getiriyor. Çünkü içeride parasal daralma var. Bu da döviz bozumu daha fazla oldu. Merkez Bankası'nın bu yönde döviz alımı yaparak hem kendi rezervlerini güçlendirdi hem de içerideki para sıkışıklığını giderdiği bir ortamdayız. Altınla ilgili beklentilerim gene yukarı yönlü. Hem İran-İsrail arasında gerginlik, hem İsrail-Filistin arasında gerginlik, Rusya-Ukrayna arasında çıkan çatışmaların devam etmesi. Bütün bölgeye bakacak olursak Yemen'den olsun, Suudi Arabistan alt kesin olsun, Körfez olsun, bunların hepsi altını daha yukarılara gitmesi anlamına gelir ki ben önümüzdeki süreç içerisinde altının daha yukarılara tırmanacağını düşünüyorum. Bu ayda borsada yeni zirveler görülebilir. Çünkü bu uygulanan program gereği yabancı yatırımcında yavaş yavaş borsadan alım yaptığını gözlemliyoruz. Yeni ekonomik program, orta vadeli program sıkılaştırmayla gidiyor. Enflasyonu düşürme amaçlı çok güzel bir program olduğunu daha önce yaptığınız röportajların hepsinde defalarca söyledim. Son alınan karardan sonra %50 faizde piyasalarda sıkışmışlık iyice had safhaya çıktı. Yani parada daralma var. Bu da enflasyonu düşürme amaçlı olduğu için deyim yerinde ise orta vadeli program cuk oturdu denilebilir. Önümüzdeki günlerde enflasyonla da belirgin bir şekilde düşüşler göreceğiz. Bu orta vadeli program işlediğini gösteriyor. Merkez Bankası'nın faizleri şu anda %50 olmasına rağmen sene sonunda enflasyon %70 olan enflasyonu %40'lara kadar inmesi de bekliyorum. Merkez Bankası'nda son çeyrekte Kasım Aralık aylarına doğru da faizlerde indirime başlamasını bekliyorum. Şu andaki faizlerin piyasa şartlarında çok iyi olduğunu, bu yüksek faizle de yabancı yatırımcının da içerideki yatırımcının da gideceğini düşünüyorum. Döviz fiyatlarını hatırlıyorsunuz, seçimlerden önce de bir yaygara koptu diyelim veya provokasyon vardı. Doların 40 bin lira olacağı seçimlerden sonra söylemleri artmıştı. O zaman da bunun altını çizdim kalan çizgilerle. Kesinlikle bu uygulanan program dövizin çok çok hızlı hareket etmeyeceği anlamına getiriyor. Çünkü içeride parasal daralma var. Bu da döviz bozumu daha fazla oldu. Merkez Bankası'nın bu yönde döviz alımı yaparak hem kendi rezervlerini güçlendirdi hem de içerideki para sıkışıklığını giderdiği bir ortamdayız. Ben onun için dövizde aylık 500 ila 1 TL arası örnek olarak söylüyorum. Bu ay 32 bin ise gelecek ay 32,5-33, diğer ay 33-35, 33-34 civarında böyle hareket edeceğini bekliyorum. Dövizde, Euro'da da aynı şekilde dövizde büyük bir dalgalanma beklemiyorum yapılan program gereği. Ama altın fiyatlarıyla ilgili uluslararası piyasalarda biliyorsunuz savaşların devam ettiği, gerilimin had safhaya çıktığı bir ortamda altının daha yukarılara gideceğini daha önceki yaptığımız röportajlarda da altını çizmiştim. Yine söylemiştim. Ben altınla ilgili beklentilerim gene yukarı yönlü. Hem İran-İsrail arasında gerginlik, hem İsrail-Filistin arasında gerginlik, Rusya-Ukrayna arasında çıkan çatışmaların devam etmesi. Bütün bölgeye bakacak olursak Yemen'den olsun, Suudi Arabistan alt kesin olsun, Körfez olsun bunların hepsi altını daha yukarılara gitmesi anlamına gelir ki ben önümüzdeki süreç içerisinde altının daha yukarılara tırmanacağını düşünüyorum. Bu ayda borsada yeni zirveler görülebilir. Çünkü bu uygulanan program gereği yabancı yatırımcında yavaş yavaş borsadan alım yaptığını gözlemliyoruz. Alım yaptığı müddetçe çünkü dolar bazında borsanın daha alçakta yani ucuz kaldığı söylemi var. Bu olduğu müddetçe yabancı yatırımcının ilgisini çekebilirsek yabancı yatırımcı geldiği müddetçe borsada biz borsa üzerindekisinde yukarı yönlü hareketleri göreceğiz. Borsanın yeni rekorlar beklenilebilir. Önümüzdeki süreçte özellikle önümüzdeki Mayıs ve Haziran ayının sonunda enflasyonda belirgin bir düşüş görsek bunun çok çok daha hızlı olacağını düşünüyorum. Borsanın daha çok kar ettireceğini.